Elazığ Spor'a Altınordu maçı öncesi moral ve motivasyon ziyareti yapıldı. Anadolu Spor Gazeteciler Derneği Elazığ Şubesi tarafından gerçekleştirilen ziyarette teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunuldu. Altınordu maçı öncesi açıklamalarda bulunan Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Mehmet Altıparmak, takımın durumu, son gelişmeler ve transferler hakkındaki sorulara yanıt verdi. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Artık pazartesi lig başlıyor. Bizim için maç başlıyor. Evet. Lig başlıyor. Neler söyleyeceksiniz genel bir hazırlıklarla ilgili? Valla çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İki etapla Erzurum'da. Burada belki futbolcuların çoğu yeni yeni katılmaya başladılar ama kampın sonlarına doğru, özellikle son 10 günden sonra tam takım halinde çalışmaya başladık. En son Tatos katıldıktan sonra. Gerçekten çok verimli bir kamp oldu bizim için. Daha sonra döndükten sonra kendi saha ve seyircinin önünde ilk oynayacağımız Erzurumspor maçı bizim hem lig provası anlamında hem de neler yaptığımızı görme anlamında çok önemliydi. O maçta gerçekten futbol adına çok iyi şeyler yaptık. Eksiklerimiz yok mu? Var. Eksiklerimiz her zaman olacak. Ama futbolun artılarını daha fazla yaptık. Rakibimizden daha iyi oynadık. Daha fazla istedik. Bu seneki bizim oynayacağımız oyun yapısını mümkün olduğunca sahaya yansıtmaya çalıştık. Hani ben daha önce de burada bildiğim için burada öncelikle tabii ki iyi futbol bizim birinci hedefimiz. Daha sonra özellikle içeride oynadığımız bütün maçları kazanıp deplasmanda alacağımız puanlarla da hedefi yakalamak. Ama bunun için önce bir strateji belirlememiz gerekiyordu. Oyuncularımıza bu stratejiyi anlattık. Neler yapmak istediğimizi, nasıl oynayacağımızı içeride dışarıda. Bunun uygulamasını ilk maçta iyi oldu ama tabii ki hazırlık dönemi farklıdır. Lig maçları çok farklıdır. Pazartesi günü Allah'ın izniyle ilk lig maçımıza çıkacağız. Bütün her şeyimizle buna hazırlanıyoruz. Altınordu takımı şu anda belki ligin en hazır takımı diyebilirim. Çünkü onlar da bizler gibi sezon sonu bırakma yok. Takımda bir değişiklik yok. Oyuncularda değişiklik yok. Sistemlerinde değişiklik, hocalarında değişiklik olmadığı için evet. Lige daha hazır girecekler ama biz de bu sene iyi bir takım kurduk. Neredeyse 5 kişinin dışında sıfırdan bir takım oldu. Yeni bir takımız ama uyum sürecini çok çabuk atlattık. Burada geçen seneden kalan oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle kaptanlarımıza. Gerçekten burada hem abi görevini hem de misafirperverliklerini müthiş gösterdiler. Hem gelen Türk oyunculara hem yabancı oyunculara hem Elazığ kültürünü hem Elazığ'ı çok iyi anlattılar. Çok çabuk bir kaynaşma oldu. Bu bizim adımıza çok sevindirici. Bunun neticesinde de artık her şeyimizde pazartesi gününe hazırlanıp önemli bir maç oynayacağız ve burada seyircimize inanılmaz seyirci desteğine ihtiyacımız var. Çünkü ilk maçlar her zaman zordur. İlkler çok zordur. Biz bu ilk zoru başarmak ve artık taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü Elazığspor'un taraftarının ne olduğunu ben çok iyi bilenlerdenim. İyi olduğun zaman, başarıya gittiğin zaman bu stadın dolacağını da biliyoruz. Biz bunun ilk adımını Altınordu maçıyla atacağız. Onun için de kendilerine çok ihtiyacımız var. Bütün taraftarımıza. Bizi seven sevmeyen herkesi o statta görmek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok zor bir maç oynayacağız. Dediğim gibi nasıl başlarsak öyle gider. Biz iyi başlamak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Bizi desteklesinler. Onlar tribünde desteklesinler. Biz sahada onlar adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocam iki transfer konuşuluyordu. Bir stoper bir... Ya şu anda bu transferler gene gerçekleşecek. Ama biraz askıya almak zorunda kaldık. Çünkü transfer tahtasının açılmasıyla alakalı bir sıkıntı yaşandı. O olduğu için de şimdi o açılırken tekrar bir transfer yapma. Çünkü oyunculara da gelecek oyunculara da ödeme yapılması gerekiyor. Buradaki oyuncuların da var. Onun için şu anda birkaç gün onu mecburen askıya aldık. Bizim için şu anda önemli olan tahtanın açılması tabii. Şu anda yeterli bir kadromuz var ilk maç için. O maçı oynadıktan sonra da tabii ki biz girişimlerimizi yaptık oyuncularla alakalı. Ama dediğim gibi bu tahtanın açılmasından dolayı bir iki günlük bir süreç bekleyeceğiz. Bunlar açıp normale döndükten sonra da işte o gerekli transferlerimizi yapacağız. Hocam Adem'i gördüm düz koşu yap. Adem antrenmanda Lucio ile çarpıştı. Yok sakatlık demeyelim de
Çok ciddi bir şekilde Lucio ile çarpıştı. Görmedi. Kaburgalarında bir zedelenme oldu. Onun için o yürüyüş yapıyor. Ama onun dışında öyle bir sakatımız veya herhangi bir şeyimiz yok çok şükür. Tam takım halinde de pazartesi günü sahada olacağız. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ziyaret ardından futbolcular Altınordu maçı için teknik yoğunluklu ve kondisyon içerikli bir antrenman gerçekleştirdi.